Şehirler samimiyettir, vefadır, unutulmamaktır. Şehirler hem yorganımız hem aşımızdır. Unutulmayan sevdalar gibidir ve bazen de geçmiş bahar mimozalarıdır. Ahmet Arif bir şiirinde beşikler vermişim ruha. Salıncaklar, hamaklar, Havva Anan dünkü çocuk sayılır demişti. Ahmet Arif bu şiirinde Anadolu medeniyetlerinin köklü geçmişine de vurgu yapmaktadır. Evet sevgili dostlar, bizler de bugün en az Havva Ana kadar eski olan vadideki şehir Bitlis'teyiz. Şehirname olarak bundan böyle Bitlis'in bilinmeyenlerini, ilçelerini adım adım ekrana taşıyıp siz değerli seyircisiyle buluşturacaktır. Kenti bir çırpıda anlatmak kolay olmasa gerek. Binlerce yıllık bir tarihi, yaşanmışlığı, filmleri almak, kitaplara sığdırmak hiç de kolay değil. Bizler de kalemimizin yettiğince, dilimizin döndüğünce anlatmaya gayret göstereceğiz. Thank you.
Mevsim olarak kışın sonu, baharın başındayız. Aylardan Nisan'ın sonu. Tomurcuklar yeni açmış. Dağlar ise henüz karlı. Eskiler ne güzel söylenmiş. Bu dağın karı menem, gün vura erimenem. 7 yıl yerde yatsam, civanem çürümenem. Bu dağlar sıra sıra, sevdiğim gitmiş Mısır'a. Bileydim dönmeyecek, giderdim ardı sıra. Bilmem bugün halen böyle maniler okuyan var mı? Ya da sevdiğinin ardından methiyeler dizen, ağıtlar yakan var mı? Ama eskiler türkülerini de söylemiş, ağıtlarını da yakmış, manilerini de okumuştur. Yukarı Fırat ve Yukarı Murat bölgeleri arasında yer alan Van Gölü Havzası'nın tarihi kentlerinden birisidir. Aynı zamanda Doğu'yu Akdeniz'e bağlayan geçiş güzergahında bulunan şehir, su ve ticaret yolu üzerinde kurulmuştur. Denizden yüksekliği 1550 metre olan Bitlis, karasal iklime sahip olması nedeniyle yazları sıcak ve kurak, kışları ise uzun ve yağışlı geçmektedir. Ayrıca Bitlis, bölgenin en çok kar alan yeridir. Sevgili dostlar, İranlı ünlü seyyah Nasır Yusuf, 1046 yılında Bitlis'ten geçerken çok güzel detaylar da vermektedir. Nasır Yusuf'un dediğine göre, 1046 yılında bile Bitlis'te halen çok kar yağıyordu, yazlar ise sıcak geçiyordu ve bol miktarda bal üretiliyordu. Geçen 1000 yıllık süre zarfında yine çok kar yağmakta, yine yazları sıcak geçmekte ve bol miktarda da bal üretiliyordu.
bugüne kadar kentin milattan önce 4000 ila 3000 yılları arasında yaşamış olan Hurilerden geldiği söylense de İngiliz ve Rus arkeoloji bilimine göre Anadolu'da medeniyetler 18.000 yıl öncesinden başlamaktadır. Ve zanımca 5.000 ila 7.000 yıl arasında söylenen Bitlis tarihinin daha önceye dayandığını söyleyebiliriz. Neolitik çağ, yani milattan önce 9000 ila 5000 yılları arasında insanlık tarihinin yerleşik düzene geçtiği genel kabul görse de Urfa Harran bölgesinde yapılan arkeolojik kazı bilinen tarihi yerle yeksan etti. 1995 yılında Göbekli Tepe'de yapılan arkeolojik kazıda buradaki buluntular insanlık tarihinin 12000 ila 16.000 yıl öncesine de gittiğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda Rus ve İngiliz arkeolojik bilimini de desteklemektedir. Evet sevgili dostlar, şimdi diyeceksiniz ki Urfa nere, Bitlis nere? Ama şunu unutmayın, Bitlis hem ticaret hem bağlantı yoludur. Zamanın ruhuna göre vadideki şehir, Yeşil Bitlis ya da Rüyalar Şehri olarak anılan kent aynı zamanda enlerin olduğu şehirdir. Mesela 2250 metre yüksekliğinde olan dünyanın en büyük ikinci krater gölü Bitlis'tedir. Yine Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü yarısından fazlası Bitlis topraklarındadır. Yine Anadolu'nun en büyük kervansarayı ve yine Türkiye'nin ikinci büyük dağı 4058 metre yüksekliğinde olan Süphan Dağı Bitlis topraklarındadır. Etrafı doğal kale dediğimiz dağlarla çevrili olan Bitlis'in aynı zamanda bir girişi ve bir de çıkışı vardır. Bitlis, kale, kervansaray, han, hamam, köprü, türbe ve ziyaretgahlardan oluşan bir müze kenttir.
Aynı zamanda Bitlis, geçmişten günümüze bilim, sanat, ahlak, edebiyat ve insanlık kültürünün önde gelen mekanı ve merkezlerinden birisi olmuştur. Amerikalı ünlü bilim insanı Abraham Maslow'un 1943 yılında ortaya atmış olduğu Maslow hiyerarşi teorisinin tipik bir örneğini Bitlis'te görüyoruz. İnsanlar önce dağlarında avcılık ve atıcılık yaptı. Daha sonra can güvenliği için dağ yamaçlarında ve yalçın kayalar üzerinde evlerini yaptılar. Geçen zaman içerisinde ise düzlüklerinde tarım yaptılar. Şehrin Hizan, Mutki, Gürümak, Ahlat, Adıcavaz, Tatvan olmak üzere 6 ilçe, 6 belde, 334 köy ve 290 mezrası bulunmaktadır. Toplamda nüfusu ise 350 bindir.
ilçeleri, doğal güzellikleri ve birçok unsuruyla tarih, kültür ve turizm merkezi olmasının yanı sıra yüzyıllar boyu süren kültürler arası etkileşim ve diyalog nedeniyle zengin bir folklorik yapıya sahip olmuştur.
Evet sevgili dostlar, Bitsi anlatmaya devam ediyoruz. Bitti mi dediniz? Hayır, daha bitmedi. Kentler ne kadar eski olursa olsun anlatılacak o kadar da öyküsü vardı. Hani Nasr-ı Sürev 1000 sene önce Bitsi'den geçerken yaz aylarının çok sıcak olduğunu söylemişti ya, aslında doğru söylemiş. Bitsi'de güneş sizi iki defa ısıtır. Birincisi direkt güneşin yansımasından, ikincisi ise dağların güneşi yansıtmasından.